Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bugün son dönemde sıklıkla üzerinde konuştuğumuz, medyanın gündeminde de yoğunlukla yer alan 22. Bölge Emirnamesi değişiklikleri ile ilgili süreçten bahsetmek istiyorum meclis kürsüsünden. Detaya girmeden önce, her şeyden önce son aylarda yaşadığımız sürecin 22. Bölge Emirname değişiklikleri de dahil Bakanlar Kurulu tarafından üretilen birçok kararın, kanun hükmünde kararnamelerin, artık buradan sayması uzun zaman alacak birçok icraatın maalesef ortak bir zeminin olduğunun altını çizmek istiyorum. Nedir bu ortak zemin? Hukuk tanımazlıktır. Bugün geldiğimiz noktada biz maalesef sürekli hükümeti, ülkeyi idare edenleri hukuk yoluna çağırmak mecburiyetinde kalıyoruz ki bu tabii ki buralardan konuşmak zorunda olmamamız gereken meseleler, yapmamamız gereken tavsiyeler olması gerekiyor. Şunu da söylemekte fayda vardır konuşmamı yaparken de sürekli bir endişe içinde olacağım. Nedir bu endişe diye sorarsanız onu da hemen peşinden söyleyeyim. Endişe içinde olacağım çünkü bu hukuk tanımazlıklarla ilgili olarak gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi, gerek toplumun birçok kesimi, sivil toplum örgütleri olsun, diğer siyasal partiler olsun ilgili konuları mahkeme gündemine taşıdılar biliyorsunuz. Ve birçok konuda sadece yine 2. Bölge Eminame değişikliklerinde değil, diğer konularında da ilk etapta mahkeme iddiaları haklı bulduğu için ara amirleri de verdi. Ve ne oldu bunun sonunda? Bazıları kalkıp dedi ki ülkenin yargı devletine dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu söyleyeyim buradan, yani yargı devleti diye bir kavram yoktur hukukta. Ne vardır? Hukuk devleti kavramı vardır. Yani bazıları ne demek istiyor biz bugün bize ülkeyi yönetenler? Biz ülkenin hukuk devleti olacağına, olmasına müsaade etmeyeceğimiz mi diyorlar? Daha da ileri gidildi son dönemde. Bazı yasalardan bahsettik, imar yasasından bahsettik, emirnamelerden bahsettik, iyi idare yasasından bahsettik. Bizden de kalsın sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi değil, halk, sivil toplum örgütleri bunu yaptı. Ve ne dedi fiili başbakan ama kayıtlı başbakan yardımcısı olan Sayın Serdar Denktaş? Bu iyi idare yasası dedi ki, bize bol geldi, gerekirse emirnameleri kaldırmakla kalmayacağız. İdare yasasında yeniden gözden geçireceğiz. Ve evet endişeliyim sayın vekiller. Çünkü konuşmamda diğer bazı yasalara, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de temas edeceğim. Umuyorum ki bunların hepsi de bize bol gelir, hiçbirine gerek yoktur deyip birileri bunları kaldırmaya ya da göz ardı etmeye kalkmaz, devam etmez. Öncelikle sözlerime İdare Yasası'nın amacını, yasada yazan amacını ifade etmekle başlayayım. İdare Yasası'nın amacı özel kişileri kamu gücü ayrıcalıklarını kullanma yetkisine sahip idareye karşı korumak ve bu kişilerin idari işlem, eylem ve ihmallere karşı başvurabilecekleri hukuki yolları düzenlemektedir. Yani aslında Sayın Serdar Denktaş ne diyor? Bol geldiğinde bu yasa bize bol geldi dediğinde. Beni denetlemeyin, idareyi denetlemeyin. Bu denetlemeler hukuka uygunluk bize fazla gelir diyor. Ben bu noktada daha fazla kuvvetler ayrımı, demokrasi kavramı gibi hususların detayına girip bu meclisi aslında bir yerde de okul çocuğu muamelesine burada olan vekilleri de tabii tutmak istemiyorum. Başka bir gün gerekirse demokrasi nedir? Kuvvetler ayrımı nedir? Onu da buradan yeniden tartışırız. Ağustos ayı içerisinde bir gazetede küçük bir kupürle şöyle dendi. Girne 2. Bölge Emirnamesi'nde değişiklikler yapılacaktır. Bu nedenle falanca tarihte, falanca saatte, falanca yerde bir danışma toplantısı düzenleyeceğiz. O gazete kupüründe değişikliklerin ne olduğu, hangi bölgelerle ilgili olduğuyla ilgili herhangi bir veri yoktu. Öyle Girne 2. Bölge Emirnamesi'nin isminin kısalığına bakmayın. Girne 2. Bölge Emirnamesi Karşıyaka'dan Bahçeli'ye kadar o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki bu alanda hangi köylerden,
hangi yerleşim birimleri içerisinde değişiklik yapacağınızı, neye yönelik değişiklik yapmayacağınızı ifade etmezseniz, hiçbir bireyin, hiçbir sivil toplum örgütünün sizin yapacağınız değişikliklerle ilgili olarak önceden bilgi toplayıp, araştırma yapıp, gelip orada sizin danışabileceğiniz bir ortam yaratarak size fikir vermesi mümkün değildir. Ne oldu peki? Bir iki kere bu toplantı yapılmaya çalışıldı. Halkın haklı itirazları neticesinde ertelendi. Çünkü haklıydı halk. Böyle danışma toplantısı olmazdı. Bu danışmama toplantısıydı. Size bilgi veriyoruz, yapacağız, bilesiniz. İYİDAR yasasını da şekilsel olarak işte yerine getirelim diye yapıyorduk bu. Ne oldu? Bayram tatilinden bir gün önce apar topar imzalandı. Resmi gazetede yayınlandı. Ve dün iptal edilene kadar hala bu değişikliklerin, harita üzerinde yapılan değişikliklerin ne olduğunu da hiçbirimiz bilemedik. Çünkü resmi gazetede ekteki değişiklikler yapılmıştır dendi. O harita, o resmi gazeteye eklenmedi. Hala daha bir muamma. Neydi burada gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gerek sivil toplum örgütlerinin itirazı? Birincisi, siz bu toplantıları ve bu süreci hukuka, İYİDAR yasasına, anayasaya uygun yapmadınız. Halka danışmadınızdı. İkincisi, emirnameler imar yasasına göre gelişmenin yaygın ve hızlı olduğu yerleşme birimlerinde, örneğin Girne'de, mevcut durumu korumak için hayata geçirilen enstrümanlardır. Siz bu enstrümanları kullanarak mevcutu genişletmek, daha az olan kat sayısını arttırma gibi bir yola gidemezsiniz. Bu zaten emirname kavramına karşıdır. Üçüncü ifade ettiğimiz husus da neydi? Kamu yararına aşikar bir şekilde aykırıdır bu emirnameyle yapmak istediğiniz düzenlemeler. Çünkü siz aslında kamu menfaatini, Girne'nin ihtiyaçlarını düşünmüyorsunuz. Niye böyle olduğunu da az sonra ifade edeceğim. Siz aslında gazetelerde çıkan bazı üçüncü kişilere, bazı özel kişilere verilen bazı sözleri yerine getirmek adına bunu yapıyorsunuz. Ve bunu yaparken de maalesef sadece o bir iki şahıs yararlansın, sırf kahverengi bölgeden mavi bölgeye geçsin inşaatları diye düşünerek yapıyorsunuz ama bütün mavi bölgelerle oynayıp siz aslında Girne'deki bütün tesislerin kat sayısını inşaat alanına artırıyorsunuz. Ve bugün Girne'nin içinde olduğu durum, dediğim gibi yolların sıkıntısı, altyapı, kanalizasyon her gün medyadan takip ediyoruz. İçinde olduğumuz durum. Aşikarken, bunu yaparken kamu yararı gütmeniz mümkün değildir dedik. Ve ne oldu? Dün medyaya yansıdı. İptal oldu. Ama niye iptal oldu biliyor musunuz? Çünkü bu attıkları adımlarda doğru olduklarını, hukuka aykırı işlem yaptıklarını medyadan, meclis kürsüsünden ifade edenler dün aslında bu iddialara karşı herhangi bir savunma girmediler. Aramcilerine itiraz da dosyalamadılar. Hatalarını kabul ettiler ve savcılık vasıtasıyla hüküm verdiler. Ha diyeceksiniz ki işte oldu, istediğiniz oldu, mesele kapandı. Hükümet ne güzel geri adım attı. Daha neyin konuşmasını yapıyorsunuz? Endişem odur ki bu mesele daha yeni başlıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda yapılan konuşmalar, bu son günde yapılan konuşmalar bize olayın daha da vahim boyutlara taşınacağının sinyalini vermektedir. Nedir mesela bu sinyaller? Sayın Serdar Demirtaş, ben emirnamelerin hepsini kaldıracağım. Fasıl 96, yani İngiliz sömürge döneminden kalan düzenlemelere geri döneceğim demiştir. O yüzden hukuki bazı bilgileri buradan paylaşmak istiyorum sizle ve buradan da davet ediyorum. Sayın Bakan buradadır, maalesef Sayın Serdar Demirtaş burada değildir. Konuşmanın sonunda da lütfen bize niyetlerini, amaçlarını, hedeflerini açıklasınlar. Bu tip işlemde imarı ve çevreyi ilgilendiren konular kapalı kapılar arkasında hangi amaca hizmet belli olmayan şekilde yapılamaz. Malumunuz olduğu üzere Sayın Terörüken Uluçay döneminde uzun yıllardır beklenmekte olan ülke fiziki planı Bakanlar Kurulu'ndan geçmiştir. Çok da yoğun katkılarla bu plan ortaya çıkmıştır. Kendisine buradan ayrıca ben teşekkür ederim. Ve bizim imar yasamıza göre planlama makamı ülkesel fizik planının amaç ve hedeflerine uygun olarak imar planı yapmakla yükümlüdür.
Yani bu aslında şehir plancılık dairesinin, hükümetin, ilgili bakanlıkların bir ödevidir. Ülke fiziki plana uygun imar planı yapmak. Ve imar yasasına göre sizin yapacağınız imar planının dayanağı ülkesel fiziki plandır. Bugün baktığımızda ülkesel fiziki plana açıkça veriler vardır ülkesel fiziki plana. Ülkesel fiziki planlara ne diyor? Mevcut durum, Girne'nin mevcut durumu kitle turizmine uygun değildir. Girne doyuma ulaşmıştır, kapasitesini aşmıştır. Bu açık açık ifade ediliyor ve kitlesel turizm için Bakra bölgesini işaret ediyor ülkesel fiziki plan. Aynen öyle Sayın Celer. Ama biz ne görüyoruz? Maalesef şu anda ülkeyi yönetenler, hükümet, ilgili bakanlar, bakanlıklar bu ülkesel fiziki planı kale almamaktadırlar. Hatta maalesef Sayın Bakanımız buradadır, umarım cevap da verir. Halkı dağa çıkmaya, Girnelileri dağa çıkmaya çağırmıştır. Dağlar durur drabez demiştir. Dağa çıkın, Ağrı'dağa çıkın. Son Amerikanlar gibi bizi Girne'nin dışına atma seferberliği başlamıştır. Ben de buradan Girne inisiyatifinin bir lafı var, onu söyleyeyim. Dağlar durur drabez ama siz de Girne'ye ettiğiniz makces. Girne'nin geldiği nokta aşamada ortadadır. Sevda Denktaş devamla, ki maalesef bellidir çıktığı bir televizyon programında da "They asked for it, you asked for it" gibi İngilizce bir tarifle, ifadeyle "bunu onlar istedi" diyerek bu meseleyi daha da sürdüreceğini, kısasa kısas gideceğini, devlet ciddiyetine yaraşmayan bir intikam duygusuyla devamını getireceğini de ifade etmiştir. Ve ne demiştir? "Gerekirse bütün emirnameleri kaldırırım." Yani Girne'nin merkezini, kültürel yapısını, tarihini koruyan Girne Beyaz Bölge Emirnamesi'nde kaldıracaksınız Sayın Bakan. Dağları koruyan, akiferlerimizi koruyan, ormanlık alanları koruyan ilgili emirnameleri de kaldıracaksınız. Buradan şunu söylemek isterim, ifade etmek isterim. Bu emirnameleri kaldıramazsınız. Hani yok ki zaten biz muhalefet yapacağız, kaldırtmayız. O anlamda söylemiyorum. Evet, muhalefetimizi yapacağız ve kaldırtmayacağız ama hukuken de zaten kaldıramazsınız. Çünkü bir emirnameyi yerine hayata geçirmek için nasıl bir prosedür izlenmesi gerekiyorsa, bir emirnamenin ortadan kalkması için de aynı prosedürün izlenmesi gerekmektedir. Ve siz bunu yapmak için yine idare yasasına göre danışma toplantıları yapmak zorundasınız. Ve kamu yararını gözeten bir nedeniniz olması lazım. Ve bu da aşikardır ki sizin böyle bir neden bulabilmeniz mümkün değildir. Girne halkının tepkisi ortada. Ülke fiziki planını ortaya koydukları ortada. Nasıl bir kamu yararını gözettiğinizi iddia ederek siz bu emirnameleri ortadan kaldıracaksınız. Ben bunun siyaseten de mümkün olmadığını düşünüyorum. Hukuken de mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu gidilen yanlış yoldan da tez zamanda dönülmesi gerektiğinin buradan altını çizmek istiyorum. Çünkü son dönemlerde görüyoruz, kişiye özel kararlar üretiyor Bakanlar Kurulu'nun. Bakanlar Kurulu'nun görevi ve yetkisi ancak kamu yararı için faaliyet göstermek ve işlem yapmak ve karar almaktır. Bunun dışına çıkma gibi bir yetkisi, anayasal yetkisi yoktur. Son bir iki noktaya da değinmek istiyorum. Anayasamızın 40. maddesi çevrenin korunmasını öngörmektedir Sayın Bakanım. Halbuki emirnameleri diyelim ki ortadan kaldırdınız ya da bu yönde adım attınız. Siz Girne'de ve daha sonra bu yayılırsa adanın genelinde ciddi bir çevre felaketine zemin hazırlayacaksınız. Bu iddiaların, emirnameleri ortadan kaldırma iddiasının ya da şimdi değineceğim iyi idare yasasını değiştirmeniz bu gerçeği ortadan kaldırmamaktadır. Sizler imar yasasına, turizm gelişim yasasına ki bölgesel stratejileri ortaya koyar bu yasa, anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan
özel hayata müdahale, yasal mülkiyet hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına saygı göstermek zorundasınız. Bu mevzuatlara bize bol geldi iddiasıyla gözünüzü kapatma lüksünüz yoktur. Sizin Girne ya da ülkenin herhangi bir yerini bir inatlaşma uğruna nedenini bilmediğimiz üçüncü taraflara iddia verildiği iddia edilen sözler uğruna kaosa sürükleme, bu ülkede krize oynama lüksünüz, yetkiniz, hakkınız yoktur. Ve buradan ben sormak istiyorum. Lütfen Sayın Bakanım buradadır. Açıklasın. Dünden sonra, yani bu mahkeme kararından sonra nedir niyetiniz? Ne yapacaksınız? Sayın Serdar Demirtaş'ın dediği yollara gidecek misiniz? Şunu da söyleyeyim sözümü bitirmeden önce. İyi idare yasasını bu mecliste değiştirmeyi bir şekilde becerdiğinizi varsayalım. Biliniz ki İyi idare yasasını değiştirseniz bile usule ilişkin bazı şartları çok çok ortadan kaldırırsınız. Yine kamu yararına hareket etmek mecburiyetinizi ortadan kaldırmazsınız. O yüzden ben buradan bunlara cevap verilmesini istiyorum. Girne'nin dediğim gibi geldiği durum aşikardır. Bu girilen yanlış yoldan en erken zamanda dönülmesini talep ve istirham ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Özen Öker.